Et, parlak şirin. Diğer şirinler neyi atlıyorlar? Söyle bakalım. Şey hocam. He? Her sınavdan 100 almayı biliyor ama ha? Hadi. Hocam siz böyle tepemizde dururken düşünmek zor oluyor. Öyle mi? Yarın bir gün gerçek bir hasta gerçekten ölürken sen onun tepesinde dikildiğin zaman daha mı kolay olacak zannediyorsun ha? Hadi. Haydi saksı zamanı. Çalışsın saksılar. Hadi. Bütün hayatınız boyunca çalıştınız, kendinizi eve kapattınız, arkadaşlarınız sokakta misket oynarken. Niye? Tıba girmek için. Hadi bakalım işte şimdi buradayız. Hadi gösterin bakalım. Saksılar çalışsın. Neyi atlıyoruz bu vakada? Kas ölümü. Ne yazık ki bu vaka senin değil sayın meslektaşım. Konsültasyon almalarında bir sakınca yok ama. Ölen kas miyoglobini kanasalar bu da böbrekler için toksittir. Bravo. Bravo. Bacağına MR çekin. Bakın bakalım kızın bacağını ne öldürüyor. Peki kız neden MR çektiriyor hocam? Çünkü boynunda bir şey çıkmadı. Doktoru fazla takıntılıymış. Ama siz madde bağımlısı olduğunu sandığımız adamın MR'a ihtiyacı olduğunu söylemiştiniz. Çünkü hiçbirinizin söyleyemediği şeyi Zeynep hocanız söyledi. Kas ölümü dedi. Bozulmayın hemen. Doktorlarından da kimse söylemedi. Onlar da sizin gibi bir antibiyotik verip yolladılar, istirahat dediler. İyileşti mi peki hocam? İyileşmedi. Ne kadar süre? 3 gün. Bakın, hata yapıp birisinin ölümüne sebep olmak tıbbın doğasında var. Bunu göze alamıyorsanız... Böyle bir şeye cesaretiniz yoksa başka meslek seçin. Veya fakülteyi bitirin. Temel tıp olun. Hocam affedersiniz. Şimdi ben anlamadım. Kas ölümü olabileceği doktorların aklına gelmeden önce 3 gün mü geçti yani? Hastanın kendisi kas ölümü olabileceğini söyleyene kadar 3 gün geçti.
geldi. Peki doktor, söyler misiniz, sizce ölmüş müydü? Tecrübe ettiği şey gerçek miydi? Gerçek. Nedir gerçek doktor? Tanımlar mısın bana gerçeği lütfen? Gerçekti bence, evet. Ha ne mana ifade ediyordu dersen? Ben kendi adıma İnsanların tünelin sonunda gördükleri ışığın, hastaların gördüğü rüyaların, kabusların, halüsinasyonların vesaire hepsinin beynin kendini kapatmadan önce oluşan kimyasal reaksiyonlar olduğuna inanıyorum. O zaman buna inanmayı seçiyorsunuz. Bilimde kesinlik yoktur. Benim yaptığım tercihin de hayatım üzerinde herhangi bir etkisi yok. Ama evet, buna inanmayı daha rahatlatıcı buluyorum. Hayatın yalnızca şu gördüğümüz şeyden ibaret olduğuna inanmayı rahatlatıcı buluyorsunuz yani. Evet. Bence her şey basit bir sınavdan ibaret değil. Ağrın var değil mi? Dayanamıyorum bebeğim. Dayanamıyorum. Biliyorum. Ateş durumun iyiye gitmiyor. Eğer senin dediğin gibi olsaydı ağrılarının azalması, kendini biraz daha iyi hissetmen gerekirdi. İyileşme. Zaman alacak. Öyle düşün, tamam. Hani biz söz vermiştik birbirimize. Hiç yalan söylemeyecektik. Yalan söylemişim. İzin ver. Yapsınlar bu ameliyatı. Benim bacağım. Benim kararım. Sen benim için bacağını feda eder miydin? Tabii ki. Tabii ki ederdim. Peki neden kendi hayatının benimkinden daha değersiz olduğunu düşünüyorsun? Burada yatan bir hasta olsaydı, senin hastan olsaydı, onlara ne yapmalarını söylerdim peki? Kendi kararı oldum söylerdim. Yapma Ateş, yapma, yapma aşkım. İkimiz de biliyoruz, öyle söylemezdin. Ne yapar yapar ikna etmeye çalışırdın onları. Üstlerine giderdin. Nasıl olsa altı üstü bir bacak, sende bir tane daha var derdin. Bir şeyler derdin. Ateş. Ateş, sen yaşamayı herkesten daha çok hak ediyorsun. Senin kurtaracağın onlarca, yüzlerce hayat var. Ben varım. Beni nasıl yalnız bırakırsın? Ben ne yaparım sensiz? Hiç bunu düşünmüyor musun? Mutlu olmayı hak etmiyor muyuz biz? Yaşamayı hak etmiyor musun? Arıyorum, bırak. Bırak kessinler bacağını. Yalvarırım, beni
bırakıp gitme ne olursun. Ne olursun. Özür dilerim. Yapamam. Ne olur. Bir tanem yapamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.